topa vuracak takım Kayseri Spor ve maç başlıyor. Bu arada hemen kadroları sizlere sunmak istiyorum. Galatasaray 1 Hayrettin, 2 Şutuf, 3 Bülent, 4 Mert, 5 Falko, 6 Yum, 7 Arif, 8 Hamza, 9 Tugay, 10 Uğur ve 11 Soner şeklinde. Konuk takımın kalesini Hakan koruyor. 2 Tahir, 3 Mehmet Soykök, 4 İlhan, 5 Mustafa Uğur, 6 Mehmet Kalemci, 7 Salih, 8 Hayrettin, 9 Zafa Bey, 10 Zafer, 11 Ergun. Şimdi Şutuf. Galatasaray süratli başladı. Sarı kırmızı takım bu karşılaşmadan Stoff uzun mesafeli bir takılışı kullanacak. Kale sahasının hemen üstüne doğru gelen top arka tarafa geçmiyor ve korner. Maçın ilk köşe vuruşu. İkinci dakika. Tugay topa vuracak. Pozisyon görüntüde. Tugay ceza sahasının içerisinde. Stoff da o bölgede. Sadece iki oyuncusu Galatasaray'ın ceza sahası dışarısında. Kale sahasına doğru geliyor. Yumruk, kale boş. Uğur şut durumunda ve korner. Son anda ayak koyan Tahir. Uğur'un vuruşunda topu kornere yollamıyor. Top ona çarpıyor ve dışarı çıkıyor. İşte pozisyon. Tekrar görüntüde. Uğur vuruşunu yapıyor. Tahir'e çarpıyor ve dışarı çıkıyor. Kornerin yönü değişti. Şimdi Soner. Mustafa. Hayrettin. Atabey. Atabey. Hayrettin'in pası Zafer'e gidecek. Zafer. Şut pozisyonu vurmadı. Derinlemesine bir pas. Zafer'in önünden geçiyor. Uğur. Mert. İlhan. Mücadeleden galip çıkan Falko. Atabey. Sağ tarafında Tahir. Tahir. Serbest vuruşu Kayseri Spor takımı kullanacak. Jung önündeki arkadaş Kayseri Spor'dan dönüyor. Atağa devam ettiren Soner ama kaleci Hakan. İşte Soner'in vuruşu. Soner tekrar Jung'un noktaya, olduğu noktaya yok. Jung, Jung ve korner. Galatasaraylı oyunculardan Şutuf da ceza sahasında uzak bir noktaya doğru gidiyor top. Bülent yükseliyor kafaya. Hamza gidiyor oraya. Kafayı vuran Hamza, sonuç yok. Tugay boş alana çıktı. Tugay. Sol tarafta Arif'in olduğu noktaya. Arif rakibinin üstüne gidiyor şimdi. Arif ceza sahasına yaklaştı. Ortasını yaptı. Uzak nokta. Şut pozisyonu. Şut ve yandan dışarıya. Jung. Maçın Galatasaray adına en önemli pozisyonuydu. Atak güzel gelişti. Jung güzel vurdu ama sonuç yok. İşte pozisyon görüntüde. Başını kaldırıyor ve ortasını yapıyor. Jung da topun gelişine güzel vuruyor. Top Salih'te. Zafer'e doğru bir pas. Zafer tek başına koşuyor. 3 Galatasaraylı onun önünü kesmek istiyor. Zafer. Zafer Bülent mücadelesi. Zafer Bülent ve Zafer. Nefis bir hareket. Ceza sahasında şutun atıyor. Ters bir vuruş ve top ağlara gidiyor. Gol. Ters bir vuruş ve ağlara gidiyor. Gol. Kayseri Spor 1-0 öne geçiyor. Hiç beklenmedik bir anda. Golün sahibine zafer demek oldukça zor ve Stumpf yerde topu ağlara gönderen futbolcu
ve Hayrettin Kalesi'nde ağların içerisinde ve Galatasaray için talihsiz bir an. Stunk topu ters bir vuruşla kendi kalesine gönderiyor ve maçın 32. dakikasında işte seyrettiğiniz bu golle Kayseri Spor deplasmanda Galatasaray karşısında 1-0 üstün duruma geliyor. Nefis bir topuk hareketiyle iki oyuncudan sıyrılıyor. Şutunu atıyor. Kaleci Hayrettin topu alacak ama Stunk topun yönünü değiştirince 1-0 öne geçiyor Kayseri Spor deplasmanda. Durmadan tezahüratta bulunuyor. Orta ceza sahası, kaleci, kale boş, şut pozisyonu ve ceza sahasında penaltı. Tam gol çizgisinin üstünde, topa elle müdahale penaltı. Sonrasında kırmızı kart çıkar mı? Kurallara göre çıkması lazım. Ve Galatasaraylı oyuncular şu anda Galatasaraylı seyircilerin yanına gidiyorlar. Ve evet değerli seyirciler, karşılaşmanın 35. dakikasına girerken ki biz 34 diyelim buna. Ceza sahasının içinde nefis bir vuruş. Ve tam gol çizgisinin üstünde topa elle müdahale ve bunun sonrasında kırmızı kart çıkıyor. Ve şimdi bundan sonraki bölümde Kayseri Spor maçı 10 kişi sürdürecek. İşte pozisyon görüntüde Mehmet Kalemci kırmızı kartı gören oyuncu, sert bir vuruş ve Mehmet Kalemci oyun alanının kenarına doğru yürüyor. Galatasaray penaltı vuruşunu kullanacak. 32. dakikada Stumpf'un kendi kalesine attığı golle 1-0 yenik duruma düşen Galatasaray şimdi beraberliği yakalama şansını elde etti. Kayseri Spor'un 1-0'lık üstünlüğü şu anda devam ediyor. Tugay topun arkasına geçti. Hakem Ceylan yerini aldı, işaretini verdi. Tugay geliyor, top alarda ve durum 1-1. Tugay penaltıdan 35. dakikada skoru eşitliyor değerli seyirciler. Şimdi Galatasaray tribünlerindeki muhteşem sevinci görüyorsunuz. Bir anda şok olan Galatasaray seyircisi ve Galatasaray o şoku 3 dakika içinde atlatıyor. Durumu 35'te 1-1'e getiriyor. Zafer. Galatasaray tribünlerinden görüntüler değerli seyirciler. Gün ışığı artık iyice azaldı. İstanbul Ali Sami Yasa'nda Show TV'den canlı yayında Galatasaray Kayseri Spor karşılaşmasını aynı zamanda Sinebeş'ten izliyorsunuz. Show Radyo yayında Galatasaray'ın atağı Soner ve arkadan yapılan hareket Tahir tarafından sert. Tam Hasan Ceylan'ın gözünün önünde. Hasan Ceylan Tahir'e bakıyor ve Tahir'in şu ana kadar kırmızı kart, sarı kartı yok. Ve Zafer koşa koşa oraya gitti. Hakem Hasan Ceylan'a bir şeyler söylüyor. Pozisyon görüntüde. Evet, bu hareket sert ve tedavisi tamamlandı Galatasaraylı oyuncunun. Evet, Soner kalkıyor. Tugay'a doğru Arif atak yaptı. Arif. Tekrar Arif'e. Ceza sahasında Arif. Ortaya çevirebilir mi? Çeviremiyor ve out. Galatasaray'ın sol tarafı boş yakalandı. Tahir ortaya doğru çeviriyor. Şimdi Salih sert vuran bir oyuncu aynı zamanda. Süratlendi oyun sevgili seyirciler. Galatasaray atağı. Arif önünde boş alan var. Sokuluyor Arif içeri doğru. Arif rakibinden sıyrıldı. İkincisi Tugay ceza sahasında gol pozisyonu. Şut ve top ağlarda gol. Top ağlarda gol. Tugay nefis hareketlerle adeta ölçtü biçti. Öyle vurdu ve Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren gol kaptan Tugay'dan. Tugay, yedekler, Holman bu büyük sevinci paylaşıyorlar. 55. dakika, gol Tugay'dan, durum 2-1. Holman'ın büyük sevinci, Tugay o kalabalık arasında başını kaldırdı, baktı ve cetvelle ölçülmüşçesine vurdu. Topu ağlara gönderdi. İşte bu golle Galatasaray 2-1 öne geçiyor Kayseri Spor karşısında.
çeşitli açılardan Galatasaray'ın ikinci golü görüntüye gelirken kaleci Hakan oyun başlatacak. Bu arada sizler ekranda Tugay'ın büyük sevincini izliyorsunuz sevgili seyirciler. Soner. Hayrettin ikisinden de kurtarıyor topu Tahir. Şimdi Salih. Tahir ceza sahasına girecek. Soner topun out'a çıkmasına izin veriyor. Salih. Sağ tarafta boşluk. Stumpf elini bileğini gösteriyordu doktora. Gelişen bir atakta Zafer. Bir pas ve kaleci Hayrettin. Topa vuran Salih. Galatasaray tribünlerinden görüntüler. Tugay. Uğur'un pası, güzel bir pas. Hamza orta hazırlığında, ortası, ceza sahası. Arif vuruyor dışarıya. Tahir'le Salih'i. Bir pas. Tugay. Sert vuruyor yandan dışarıya. Güzel bir vuruş. Gol getirmiyor Galatasaray'a. Tugay bu topu dağlara gönderebilse bugünkü bu önemli maçta güçleme yapacak takım hesabına. Şu anda Zafer oyuna girdi. Kayseri'nin oyundaki sporcu sayısı 10. Topu alan Falco. Benhur koşularını hep topun olmadığı noktalara doğru atarken Bülent hata geliştiriyor. Bülent içeri doğru bir pas, savunmadan dönüyor. Şimdi Soner topu aldı. Uzak nokta, sert vuruyor ve muhteşem gol. Soner muhteşem vuruyor ve topu ağlara göndererek durumu 3-1 yapıyor. Gerçekten mükemmel bir vuruş. Soner şahane bir gol atıyor ve Galatasaray 3-1 öne geçiyor. Ali Sami Yazan'ı dolduran seyirciler rahatlıyor. Dakika 79. Gol Soner'den ve durum şimdi 3-1. İşte çeşitli açılardan Soner'in bu muhteşem golünü seyrediyorsunuz değerli seyirciler. Hayrettin kalesinde şu anda ama ben bu güzel golü yönetmen arkadaşımız Ahmet Yakacıklı sizlere çeşitli açılardan ve sonrasında Soner'in bu sevincini görüntüye getiriyor. Oyun şu anda bir orta alan mücadelesi şeklinde. Bu güzel tablo ekranda. Galatasaray Kayserispor karşısında 3-1 önde değerli seyirciler. Arif. Ortaya pas. Gol durumu. Şut ve kalecinin üstüne gelen bir top. Bu sefer iyi vuramadı. Daha doğrusu kalecinin bulunduğu noktaya vurdu Tugay. İşte Tugay'ın vuruşu. Benhur. Benhur ceza sahasında sol ayak şut, kaleci topu kornere atıyor. Benhur bu sefer iyi geldi. Vuruşu sert ve kaleci topu kornere yolluyor. Bir dördüncü gol şansı Galatasaray için. Falco topun arkasında. Ceza sahasında şu an 3 Galatasaraylı. Jung da o noktaya geldi. 4 oldular. Uzak noktaya bir top. Bir kafa ve uzaklaştıran İlhan. Bülent en sağda Falco top istiyor. Tugay. Seyit. Hayrettin. Salih. Serbest vuruş Kayserispor'un. Hemen kullandılar. İlhan ön tarafa çıktı. İlhan geliyor. İlhan. Top dışarıda. İlhan yerde.
Mehmet. 90 dakika bizim saatimize göre doldu. Kronometre Hasan Ceylan'da. Zafer fal solu vuruyor ve nefis bir vuruş. Hayrettin de o noktaya iyi gitti. Sonuç yok. Kayseri Spor adına işte Zafer'in fal solu güzel şutu. Sevgili seyirciler, yarın Sine 5'te, yalnızca Sine 5'te Fenerbahçe Samsunspor karşılaşması var. Bugün şampiyonluk yarışında Galatasaray 3 puanı alan, Fenerbahçe'nin beklediği puan kaybına uğramayan taraf.